Merhaba gençler, dershane.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle bir deneme daha yapacağız. Türkçeden 8. denememiz. Ne yapıyorsunuz? Önce açıklamalar kısmından indirin. Bir çözün bakalım. Ondan sonra gelin bakalım kaçta kaç yapmışsınız. Tabii ki bu arada son denememiz olduğu için, 8. deneme son denememiz olduğu için böyle bir daha LGS'ye yakın bir deneme oldu. Diğer denemelerimiz böyle daha çok konu hatırlatma üzerindeydi ama bu daha böyle LGS'ye yakın. O yüzden daha ciddiyetle çözmenizi öneririm. Hadi başlayalım o zaman. Bu cümlelerdeki numaralanmış sözlerin, sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bakalım. Beni etkileyen onun sevimli gülüşüydü. Gülmekten gülüş olmuş, gülüşüydü. Ne olacak? Bu isim fiil değil mi? Gülmekten gülüş olmuş. Yani zaten hepsi isim fiil. Tamam. Bu isim fiil. Geldik. Yaz aylarında yenilen dondurmanın tadı başkadır. Yenilmekten yenilen olmuş. Ne bu? An asım et artık ecekmiş. Sıfat fiil eki almış. Bu sıfat fiil. Danışmadaki görevliye bir süre görevliyle bir süre sohbet etti. Şimdi danışma burada ma isim fiil ekini almış. İsim fiil diye de biliriz. Ama tabii ki biz ne biliyoruz? İsim fiillerde kalıcı isim dediğimiz bir şey var. Hocam hangisi? Şimdi şöyle yapıyoruz. Eğer ki kalıcı isimleri isim fiili ayırmaktan bahsediyorum ama. Eğer ki kelimeyi okuduğunuz zaman yapılan hareket biraz gözünüzde canlanıyorsa isim fiildir. Ama direkt okuduğunuz zaman sabit bir şey, hani AVM'lerdeki danışma masası olur ya böyle ortadaki. Mesela o aklınıza geliyorsa danışma deyince o zaman kalıcı isimdir. Şimdi buradaki görevine baktım. Danışmadaki görevliyle bir soru sohbet ettik. O masadaki insandan bahsediyor değil mi? Oradaki adamdan bahsediyor. Sabit şeyden bahsediyor. Bu kalıcı isim o zaman. Bakıyoruz. İsim fiil, sıfat fiil, kalıcı isim. İsim fiil, sıfat fiil, kalıcı isim. Adana. Bu kadar. Devam edelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yargı gerekçesiyle verilmiştir? Yapılmasının sebebiyle beraber yazılmış olacak yani. Bakalım. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Şimdi ellerinizle dokunabilmenizin gerekçesi ağlamak ya da sesini duymak mı? Hayır. Gerekçesiyle beraber mi verilmiş? Hayır. Her mihnet kabulüm yeter ki gün eksilmesin penceremden. Günün eksilmemesinin gerekçesi kabulüm olması mı? Hayır değil, değil mi? Ya, gerekçesi mi? Hayır, gerekçesi diyemeyiz. Birçok giden memnun ki yerinden, birçok seneler geçtiği dönen yok seferinden. Şimdi insanların geri dönmemesinin sebebi, oradan memnun olması, yani bu bunun sebebidir diyebilir miyiz? Nedeni diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz değil mi? Hani onlar memnun ki bu memnunluk gerekçesi var, o yüzden dönmüyorlar. Neden? Gerekçe ilişkisi var diyebilir miyiz? Neden sonuç, yani gerekçe ilişkisi var diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? Cevabımız Ceyhan Gençler. Bakalım ne demiş? Bu cümlelerde altı cici sözlerin sesteşlerinin, şuradan direkt soru kökünü okuyorum önceki, soru köklerinin daha doğrusu. Katmanlı bir soru yapmışlar çünkü. Sesteşlerinin sözcük anlamı aşağıda verilmişti. Buna göre aşağıda sözcüklerden hangisinin anlamına yer verilmemişti? Şimdi şöyle yapmış demek ki, yukarıda bunların altını çizmiş ve demiş ki bunların sesteşleri var ve bu sesteşlerin anlamlarını da aşağıda verdim ve boş kalacak olan var. Bulalım hangisi boş kalacak. Hemşire yaramın üzerindeki bağı değiştirdi. Yaramın üzerindeki bağ dedi, bu sarılmış şeyden bahsediyor. Bağ kelimesinin o zaman sesteşi ne olabilir? Hani bağ bahçe deriz ya, hani üzümlerin yetiştiği bağ, üzüm bağı deriz mesela. Bunlara bağ deniyor. Hemen aşağıdan bulmaya çalışalım direkt hatta. Birdenbire duyulan acı, hayır. Üzüm kütüklerinin dikeli bulunduğu toprak parçası, evet, üzüm bağı. O zaman bu var. Bunu eledim. Hatta neye eleyeceğim? Kelimeye eleyecekmişim. Bağ kelimesini eledim. Sağ cebinde kocaman bir gazete tomarı duruyordu. Sağ dediğine hangi el olan, hani yön olan sağdan bahsediyor. Sağın sesteşi ne olur? Sağ, hani yaşayan, hani sağ ol anlamındaki oradaki sağdan bahseder. Sağlam esen var burada ve sağlam anlamındadır. O zaman ne yapacağız? Sağı da eleyelim. Bunun sesteşinin anlamı var aşağıda. Gözlerinden kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü. Şimdi kırları artan sakalı dediği kır saç ve sakalda beyaz anlamında kullanılır. Burada o zaman sesteşi ne olur? Kırmak anlamında. Gerçek ilk bildiğimiz anlamıyla olur. Bakalım.
Ya da ne olabilir? Bağ bahçe anlamında da olabilir, değil mi? Şimdi kırlarda koşan gibi mesela. Birdenbire duyulan şaşırma, acı, hayır, bu değil, şehir ve kasabaların dışında kalan çoğu boş yer. Evet, yani kırmak anlamında kullanabilirdi ama boş olan, şehir dışındaki boş olan yerler anlamında kullanmış burada. O zaman ne yapacağız? Kırın da eş seslisinin anlamı var. Aşağıda, o yüzden kırı da eleyeceğiz. Ay sen miydin günlerde peşimde gezen? Burada şaşırma anlamını kullanmış da ay normal nedir? Ayın eş seslisi bizim uydumuz, dünyanın uydusu olan ay. Birdenbire duyulan acı, şaşırma, sevinç anlatan söz. Şimdi burada direkt bu kelimenin eş seslisini buraya, yani anlamını buraya yazmış. Eş seslisinin değil. Direkt kendisinin anlamını yazmış. O yüzden ne bu? Yanlış değil mi? Ne olması lazım? Eş seslisinin anlamını yazması gerekiyordu. Öyle söylüyor çünkü. O yüzden ne olacak? Cevabımız ay. Soru çok güzel. Evet, devam edelim. Şimdi soru köküne bir bakalım. Uzuncana bir soru. Kahramanmaraş'tan Yeni Zelanda'ya gitmek isteyen bu kişi numaralanmış biletlerden hangilerini almış olamaz? Bir okuyalım bakalım. Kahramanmaraş'tan Yeni Zelanda'ya gitmek isteyen bir kişi internet üzerinden uçak bileti alacaktır. Kahramanmaraş Yeni Zelanda arasında doğrudan uçuş olmadığı için aktarma uçuş yapmak zorundadır. Bu uçuş için hatlar sırasıyla Kahramanmaraş, İstanbul, İstanbul, Avustralya, Avustralya, Yeni Zelanda şeklindedir. Kahramanmaraş'tan uçağa binen bir kişi önce İstanbul'a, sonra Avustralya'ya, sonra da Yeni Zelanda'ya uçacaktır. Şimdi hangilerini almış olamaz? Biz ne yaparız? Burada tarihlere bakarız, değil mi? Tarihlere ve saatlere bakacağız. Çünkü Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldiğiniz zaman işte saat 3 ise biz saat 3'ten sonrakileri ancak binebiliriz Avustralya'ya gitmek için. Saat 2'deki uçağa binebilir miyiz? Hayır, binemeyiz değil mi? Hani çünkü biz daha havaalanına inmeden diğer uçak kalkmış olacak. Binemedik, kaçırdık uçağı. Bu mantıkla çözeceğiz belli ki. Bakalım şimdi. Kahramanmaraş demiş 3 Haziran, 2 Haziran, 2 Haziran, 2 Haziran tarihleri var. Kahramanmaraş, İstanbul bu. Kahramanmaraş, İstanbul, bir tane de bu var. Ha, iki tane aynısından koymuş. Başka var mı? Avustralya, Yeni Zelanda. Avustralya, Yeni Zelanda var. İstanbul, Avustralya. Tamam. Şimdi ilk uçağın tarihi ne kadar erken olursa o kadar sıkıntı orada başlar. Ona o yüzden erkenden başlayalım. Şimdi 2 Haziran akşam 8-9.30 diyelim, Kahramanmaraş, İstanbul bu bileti aldı. Diyelim ki. Şimdi bundan sonra hangisine binebilir? 9.30'da iniş yapacak. Buradan nereye, İstanbul'dan nereye gidecek? Avustralya'ya gidecek. İstanbul, Avustralya. Şurada İstanbul, Avustralya. 23.10, 7.30. Bu uçağa binebiliyor mu? Binebiliyor değil mi? Arada 2 saat boşluk var. Orada da oturabilir. Ama mesela 1'deki bileti alabilir mi? Eğer bu İstanbul, Avustralya'ya binecekse. Hayır, alamaz. Neden? Çünkü bu 2 Haziran'da, bu 3 Haziran'da. Yani daha erken, bir sonraki binmesi gereken uçak bir gün önce. Olmaz. O yüzden kafadan biri alamaz zaten aslında diyebiliriz. Şimdi diyelim ki buna bindi. Avustralya'da 7.30'da indi. O zaman 7.30'da indiyse hemen bakıyoruz. Şimdi 2 Haziran Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya gidecek artık burada. Şimdi baktığımız zaman 2 Haziran'daki 8.40-9.30. Şimdi buna da binebilir aslında değil mi? Avustralya'dan Yeni Zelanda 2 Haziran. Hayır, binemez. Neden binemez? Çünkü göz ardı ettiğimiz bir şey var. 2 Haziran günü 23.10'da biniyorsa eğer uçağa, 7.30'da indiği zaman artık o gün 3 Haziran'dır. O yüzden 2 Haziran'daki bu uçağa binebilir mi? İmkan bu 2 Haziran'ın sabahı çünkü. Bu 2 Haziran'ın gecesi. Yani bu daha çoktan kalkmış oluyor. Hatta neredeyse uçak çoktan inecek kıvamda oluyor Yeni Zelanda'ya. 5'i de alamaz. Peki bakalım 3'ü alabiliyor mu? Şimdi 2 Haziran'ın sabahı, pardon, 3 Haziran'ın 7.30'unda indik. 3 Haziran'ın 7.30'unda havaalanındayız. Avustralya'dayız. Yeni Zelanda'ya gideceğiz. 9'da binebilir miyiz 3 Haziran sabah? Evet, binebiliriz. O zaman ne yapacak? 5 ve 1'i ne yapacak? Alamayacak bu arkadaş. Bu da güzel bir soru. Şimdi aşağıdakilerden hangisi anlatım bozukluğu yapan kişiler ve sebepleri doğru eşleştirilmiştir demiş. Bakalım. Şimdi aşağıda bir arkadaş grubunun konuşmasına yer verilmiştir. Peki. tek bulalım.
aranızda paranda atmasını bilen var mı? Gençler ne demiştik? Bu Messi'ni masını gördüğünüz zaman bunları direkt yanlış deyin demiştik. Ek yanlış diye geçen paranda atmayı olması lazım. Ne olacak? Ek yanlışı. İkinciye gelelim. Masal ve ben biliyorum. Küçükken jimnastikte çok yapıyordum. Masal ve ben biliyorum demiş. Masal olur mu? Masal ve ben dediği ne oluyor? Biz. Yani yüklemin bize göre çekimlenmesi lazım. Burada ne var? Özne yüklem uyumsuzluğu var. Özne yüklem uyumsuzluğu. Uyumsuzluğu diye uzun uzun yazdım. Özne yüklem diye yazalım. Yeter. Yalnız parandeyi düz ve eşya olmayan bir zeminde atmalısınız. Şimdi parandeyi düz ve eşya olmayan olur mu? Hayır olmaz. Nasıl olması lazım bunun? Parandeyi düz olan ve eşya olmayan bir zeminde. Burada ne var? Tamlamayı yanlış yapmış değil mi? Tamlamayı birleştirip hani V ile tamlamayı birleştirip beraber yazmak istemiş ama olmamış. Neden? Çünkü tamlananları aslında farklı. Hani aynı olsa tamlananları diyeceğiz ki doğru. Tamlananları ortak olacak ki zaten tamlamayı birleştirebilelim. Burada ortak değil. Farklı aslında. Biri olumlu, biri olumsuz çünkü. O zaman ne olacak? Tamlama yanlış olacak. Burada da dörde bakalım. Paranda atarken eller omuz genişliğinde açılarak amuda kalkarsın. Şimdi burada da ne var gençler? Çatı uyuşmazlığı var. Nasıl yani? Şimdi açarak açılarak. Burada ne var? Burada bir fiilimsi var değil mi? Çatı uyuşmazlığı nasıl oluyordu gençler? Cümledeki fiilimsiler ile yükleminin çatısının aynı olması gerekiyor. Şimdi açmak açılmak. Bu ne? Edilgen çatı değil mi? LN çatı eki var almış. Açılar edilgen. Yükleme bakıyoruz kalkarsın. Burada LN çatı eki var mı? Yok kalkmak. Hani L içinde tamam var da kelimenin kendisinde var. LN çatı eki yok. O bu etken. Biri edilgen biri etken. Bu da ne var? Çatı. Çatı yazdık olsun. Çatı uyuşmazlığı. Çatı uyuşmazlığı. Ne olacak şimdi? Bulalım. Ek yanlışı 1 olacak. Özne yükleme uyumsuzluğu 2 olacak. Tamlama yanlışı 3 olacak. Çatı uyuşmazlığı 4 olacak. Çatı uyuşmazlığı hemen şuna eledim. Bu 4 çatı uyuşmazlığı değil. İlk ek yanlışı olacak. Bu da fiilimsi yanlışı demiş. Eledik. Tamlama yanlışı demiş. Şimdi tamlama yanlışı demiş. Hayır tamlama yanlışı değil. Ne olacak o zaman? Ada ne olacak? Ha hocam burada siz tamlama yanlış dediniz. Burada fiilimsi eksikliği demiş. Aslında fiilimsi eksikliği de denebilir. Çünkü şimdi düz olan diye söylemiş çünkü. Biz cümleye ne ekledik? Fiilimsi ekledik. Aslında tamlama yanlışı diye de geçer bu. Bunda bir sıkıntı yok. Ha şey var. Hocam bir tanesini sorarsa ne yapacağız? Hani diyelim ki tamlama yanlışı ve fiilimsi eksikliği aynı şıklarda olur mu hocam bu şekilde? Bu şekilde aynı şıkların içinde olmaz. Yani bir sorunun içinde direkt bunu sormaz. Başka şeylerle ipucu verir size zaten. Gene böyle çoktan size farklı farklı bilgiler verir. Yan bilgileri olur. Çünkü direkt olarak farklı kitaplarda, farklı kaynaklarda farklı başlık ismiyle söylüyorlar size. Hocam niye böyle derseniz ben de bilmiyorum. Yani kitaplarda farklı başlıklarda belirtiliyor bu anlatım bozuklukları ve kafa karıştırıcı gerçekten bu durum. Fiilimsi eksikliği de tabii ki diyebilir. Cümleye neye eklediyseniz onun eksikliği demenizde hiçbir sıkıntı yok. Biz bunu cümleye ne ekledik? Fiilimsi ekledik. Fiilimsi eksikliği de diyebilirsiniz. Şimdi geldik bakalım 6'ya ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki 6 çeşitli sözcük gruplarından herhangi birinin anlamını karşılamaz? Tamam bakalım. Şimdi üzülüyorsun, çok takıyorsun diyorlar. Boş veriyorsun, gamsızsın diyorlar. Boş veriyorsun ne? Aldırmamak değil mi? Hani boş ver derler ya. Aldırma, hani aldırma anlamında kullanılıyor. O zaman B'yi buraya ederiz, B'yi eleriz. B'yi elemem, ikisini birden eledik. Olmaz. B'yi eleriz. Susuyorsun, hiç anlatmıyorsun diyorlar. Konuşuyorsun, muhatap olma diyorlar. Muhatap olmamak... Ne demektir? İlgilenmemek anlamındadır aslında. Burada var mı? Burada yok. Beğenmemek, şımartmak, bildiğini yapmak. Tamam. Eksik olanı aslında bulduk. Bunun anlamı yok aşağıda. Ama biz aşağıda hangisi boşta kalacağını bilmiyoruz. Alttan alıyorsun, tepene çıkardın diyorlar. Tepene çıkarmak ne anlamında kullanılır? Şımartmak anlamında kullanılır. Ne yapacağız? C'yi şuraya koyacağız. Şımartmayı eledik. Bağırıyorsun, çok sinirlisin diyorlar. Sanki davranıyorsun, bu kadar tepkisiz kalınmaz diyorlar. Dikine gidiyorsun. Dikine gidersen ne demektir bu? Bildiğini yapmaktır gençler. Buna da D deriz. D'yi eleriz. Ne kaldı? Beğenmemek dışarıda kaldı gençler. Güzel.
Tabii ki direkt olarak deyim sorusu. Sizin de deyim sorularını, atasözü sorularını ne kadar sevmediğinizi biliyorum. Çünkü deyim atasözü gerçekten hani fiilimsi, yani diğer dil bilgisi konuları gibi direkt çalıştığının karşılığını veren bir konu başlığı değil. Fiilimsilerde her şeyi çözersin ama artık fiilimsi sorusu kaçırmazsın. Ama deyimlerde ne kadar çözersen çöz, İlla ki hiç bilmediğim bir şey karşına çıkabilir. Her zaman diyorum, yapabileceğiniz tek şey şimdiye kadar çözdüğünüz bütün sorulardaki deyimleri ezberlemek. Başka türlü olmaz. Çünkü deyimler sözlüğü var. İçinde binlerce deyim var. Hepsi ezberlenir mi? Olmaz öyle şey. Şimdi geldik. Bu parçaya göre bilim ve sanatın varlığını sürdürebilmesinin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? O zaman bakalım. Önce parçayı okuyalım. Bizim sanatçı ve bilim adamlarımız nerede? Toplum böylesine kötüye giderken ne yapıyorlar? Uyuyorlar mı? Diyerek zehirli eleştiri oklarını gönderen İbn-i Sina, gönderenlere İbn-i Sina ne güzel cevap veriyor. Bir ülkede bilim ve sanat iltifat görmezse ülkeyi terk eder. Hani siz ne demiş yani? Siz iyi zamanlarında sanatçı ve bilim adamlarına hürmet göstermezseniz onlar da gider, kötü zamanlarında yalnız kalırsınız demiş. Yani bilim ve sanatın varlığını sürdürebilmesinin ölçütü. Bu varlığını sürdürebilmesi için ne lazım? Biz normal zamanlarda da gereken övgüyü onlara vermemiz lazım. Dememiz lazım ki ne güzel iş yapıyorsun. Sadece tabii ki sözle değil ama hani yaptığın işler çok güzel. Ya, alkışlamamız lazım. Yani alkışlanması gereken şeyleri. Hemen bakalım. Bilim ve sanatın toplumdan uzaklaşması. Alakasız değil mi? Bunu eledim. Bu alanda uğraşanlara sorumluluk verilmesi. Sorumluluk verilmesi değil, övülmesi lazım. Yani zaten sorumluluğunu almış ve işini yapıyor. Hani işini yapan insana dememiz lazım. O zaman bunu eledik. Bilim ve sanatın başka alanlardan daha çok önemsenmesi. Yani bilim ve sanatın başka alanlardan daha çok önemsenmesi. Bu olabilir mi? Şöyle aslında olamaz. Yani övmek, diğerleri başka şeylerden daha çok önemsemek anlamına gelebilir mi? Belki. Ama biz başka alanlar dediği ne? Bunu bilmiyoruz değil mi? O yüzden bilmediğimiz şeylerle ilgili paragrafta ne yapmayacağız? Yorum yapmayacağız. Başka alan? Bilmem. Hukuk mu? Ekonomi mi? Bilmiyorum ki. Yazmamış çünkü. Bilmiyorsam ederim. Bilim ve sanatın takdir edilip beğenildiğini hissettirilmesi. Evet değil mi? Beğenildiğini, takdir edildiğini hissettirilmesi lazım diyor. Metinde diyor. O yüzden onaylıyorum. Metinde olmayan şeyi onaylamam zaten. Ne yapacağız? Denizli diyeceğiz. Bu kadar. Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Salih Efendi'nin amacının dışında bir şeye yol açtığı vurgulanmış olur. Amacının dışında bir şeye yol açtığı. Bakalım. Böyle senaryolu soruları bu arada MEP seviyor. Haberiniz olsun. Güzel soru kalıpları bunlar. Bakalım. Mehmet Akif bir gün okulda müdür muavini olarak çalıştığı bir dönemde muhasebeden gelen bir yazıyı anlayamaz. Yazıyı kaleme alan Salih Efendi'yi yanına çağırarak ne demek istediğini sorar. Salih Efendi, iki farklı anlam çıksın diye böyle yazdık efendim. Şimdi Mehmet Akif de söylediğine göre Salih Efendi'nin yapmak istediği şey boşa çıkmış olacak. Bir Mehmet Akif'in söyleyeceği şeyle. Tamam, iki farklı anlam çıksın istemiş. Peki, sizce yeterince açıklayıcı olmuş mu bu yazı? Amacına ulaşmadığını, amacının dışında bir şeye yol açtığını söylüyor mu? Yani çok olmamış diyor. Belki bu olabilir. Kenarda dursun. Hayret doğrusu ben birini bile çıkaramadım da. Güzel. Şimdi A'yı söylerse şöyle bir anlam çıkıyor aslında. Hani sadece bir anlamı çıkmış olabilir A'yı söylediği zaman değil mi? İki farklı anlam çıksın diye söylemiştir. Ama sadece biri anlaşılıyordur mesela. Bu olabilir A'yı söylediği zaman. Ama B'yi söyledi ama hayret doğrusu ben birini bile çıkaramadım da iki farklı anlam çıksın istemiş, hiçbiri çıkmamış. Aslında bu oluyor. Gayet de güzel cevabını vermiş. O yüzden A'yı eledik. Birden fazla anlam içermesi işimizi kolaylaştıracaktır. Yani bu evet güzel yapmışsın diyor da amacı dışına çıktığı senaryoyu bulmaya çalışıyoruz biz. O yüzden buna değil. Ben olsam başka cümlelerle ifade ederdim. Amacı dışına çıktığını belirtmesini istiyor. Bu da tavsiye veriyor ve öneride bulunuyor ama hani amacı dışına çıktığını belirtmiyor. O yüzden bunu da eledim. Vallahi Bolu çok da güzel cevap vermiş. Diyoruz ve geçiyoruz. Geçemiyoruz. Geçiyoruz. Bu metni oluşturan cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi
Böyle sorularda önce ne yapıyorduk? Şıklarda 1, 2, 3, 4 diye yazıyor mu diye bakıyorduk. Ki 1 yazıyorsa önce 1'i okuyup, önce şıkkı okuyup sonra 1'i okuyorduk. Hatırlarsanız. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4 var mı? Yok. Eyvah. Ne yapacağız? O zaman şıkları bir okuyup aklımızda tutabildiğimiz kadar tutmaya çalışacağız. Sadece iki cümlede çatı özelliği aranmaz. Yani ne yapacak? İki tane isim cümlesi istiyor. Yükleme geçişli olan geçişli fiil olan bir cümle vardır. Tamam. Bir cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır. Etken çatılı cümlelere yer verilmiştir. Tamam. Çatılarına bakacağız. Umudunu kaybeden veya umutsuzluk aşılayan karamsar insanlardan uzak durdum hep. Uzak durdum. Bu ne? Etken çatılı değil mi? Uzak durdum. Bir dakika. Tabii ki etken çatılı. Uzak durdum. Kim? Ben uzak durdum. Etken çatılı cümlelere yer verilmiştir. Bize yanlışı istiyor. 9'a eledim. Doğru. D'ye eledim. Doğru. Çünkü karamsarlık bulaşıcıdır. Karamsarlık bulaşıcı değildir. Bu ne? İsim cümlesi. İlk isim cümlemizi bulduk. Maazallah sizi de kendilerine benzeti verirler. Şimdi kimler? Onlar. Tamam. Etken çatılı mı? Evet. Tamam. Etken çatılı cümlelere yer verilmiştir. Mümkün olduğunca umutlu ve etrafına enerji veren insanlarla yakınlık kurun. Şimdi yakınlık kurun, tamam. Bunda da bir şey yok. Yüklemi geçişli fiil olan bir cümle vardır. Ha, tamam. Bir dakika. Ona bakmamıştık. Geçişliye bakmamıştık. Maazallah siz de kendine benzeti verirler. Onu benzeti verirler. Evet, olur. Yükleme geçişli. Bunu da eledim. Tamam. Yakınlık kurun demiş. Etken çatılı. Tamam. Edilgeni eleyemedim. Çatı özelliği aranmazı eleyemedim. Hala çünkü bir tane isim cümlesi bulabildim. Çünkü bu da karamsarlık gibidir. İsim cümlesi bulduk bir tane. Çatı özelliği aranır mı? Aranmaz. Ama edilgen çatılı cümle bulamadık. Edilgen çatılı cümle bulamadık. Cevabımız Ceyhan, güzel soru olmuş. Tabii ki son cümleye kadar şunu eleyemedik. Ne olacak diye bakarken en sonunda bir isim cümlesi daha geldi. Güzel bir soru. Buna göre aşağı cümlelerden hangisi öznesi ortak birden çok yüklemli olan bir cümledir? Şimdi gerçi yukarıda bilgisini de vermiş de birden çok yüklemli cümle dediği zaman gençler sıralı cümleyi bileceğiz. Sıralı cümle dediği nedir? İki cümle virgülle bağlandıysa ya da noktalı virgülle bağlandıysa şöyle yapayım. O zaman sıralı cümle diyoruz. Diyebilirsiniz ya hocam bağlı cümle de bağlaçla bağlanmış. İşte cümle gelmiş yüklemi var. V demiş bir cümle daha koymuş. Ya birden çok yüklemi yok mu? Haklısınız, var. Ama birden çok yüklemli cümle başlığı sıralı cümleyi anlatıyor. Neden böyle? Hep böyle kategorize etmiş. Biz de öyle bileceğiz. Ona göre çözeceğiz. Bizden ne istiyor? Öznesi ortak olmasını istiyor. Aynı özneyi kullanacaklar. Mesela Ahmet okula gitti, derse girdi. Okula giden kim? Ahmet. Derse giden kim? Ahmet gibi. Öznesi böyle ortak oluyor. Peki. Senin kararlarından saygı duyuyorum ve seni destekliyorum. Şimdi birden çok yüklemli diyor. Virgülle bağlanması lazım. O zaman ne olacak? Burada bağlaç var. Bağlı cümle bu. Bu direkt olmaz. Ağaçların kuru dalları beni hep hüzünlendirir. Sevmem böyle havaları. Şimdi ağacın kuru dalları beni hüzünlendirir. Bu sıralı bir cümle, tamam. Hüzünlendirir yüklem. Hüzünlendiren ne? Ağacın kuru dalları. Değil mi? Öznemiz bu. Sevmem böyle havaları. Sevmem yüklem. Sevmeyen kim? Ben. Şimdi burada da öznesi ortak mı? Hayır değil. Sıralı cümle mi? Evet. Öznesi ortak mı? Hayır. O yüzden bunu da eledim. Ne diyor? Bu kitabı okursun, sonra arkadaşlarına kitap hakkında bilgi verirsin. Bu kitabı okursun, okursun yüklem. Okuyan kim? Sen. Sen, gizli özne. Sonra arkadaşlarına kitap hakkında bilgi verirsin. Bilgi verirsin yüklem. Bilgi veren kim? Sen. Verirsin. Sen. Şunu da şöyle yapalım. Bu da gizli özne. Şimdi sıralı cümle mi? Evet. Şurada virgülle birbirine bağlamış. Öznesi ortak mı? Evet. Öznesi ortak. İkisinde sen. İşte biz cevabımızı bulduk. D'ye de bakalım ama. Dalgalar bize güzel bir şarkı mırıldanıyordu. Bu şarkılar eşliğinde uykuya daldık. Mırıldanıyordu yüklem. Mırıldanan kim? Dalgalar, özne. Bu şarkılar eşliğinde uykuya daldı. Uykuya daldık. Uykuya dalan kim? Biz. Buranın da öznesi biz. Özne ortak mı? Değil. O yüzden ne olacak? Cevabımız Ceyhan olacak gençler. Bakalım ne demiş? Bu grafikten hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir? Peki. Yukarıda 1990 ve 2016 yılları arasında Türkiye'de yaşanan orman yangınları ile ilgili bir grafiğe yer verilmiştir.
yangın sayısı var, bir de yanan alan miktarı. Tamam. Hangisine ulaşılabilir? Tamam, bakalım şıklara. Çıkan yangın sayısı ile yanan alanlar doğru orantılıdır. Çıkan yangın sayısı ile yanan alanlar doğru orantılıdır demiş. Şimdi sen burada bir doğru orantı var. Düşünce düşmüş. Yani burada şey var. Burada düşüş var. Ama burada artış var. Doğru orantılı diyemeyiz o zaman, değil mi? Yani tam bir doğru orantı yok. Burada yükseliş var. Burada da var ama hani buradaki düşüşle buradaki düşüş aynı şey değil. O zaman doğru orantı var diyemeyiz. A'yı eledik. Sadece 2018 yılında yanan alan miktarı sonraki 8 yıldan fazladır. 2008. Nerede? 2008 yılında yanan alan miktarı sonraki 8 yıldan fazladır. Sonraki 8 yıldan fazladır. Buna ulaşılabiliyor aslında, değil mi? Bir dakika. Sadece yanan alan miktarı. Sonraki 8 yıldan fazladır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, fazladır diyebiliriz aslında. Buna ulaşabiliriz. Devam edelim. Bu olabilir. Alınan önlemler sayesinde yangınlar bazı yıllarda azalmıştır. Alınan önlemleri bilmiyoruz. Yani alınan önlem dediğimiz ne var burada bilmiyoruz. Alınan önlemle ilgili hiçbir şey yazmıyor. O yüzden eledim. Yangın sayısının en fazla olduğu yıl 2013'tür. Yani 2013. 2013 nerede? 2013. Yangın sayısı en fazla. Evet, bu da doğru. Bu doğru. Buna da ulaşıyoruz. Peki hangisine niye ulaşamıyoruz? Şimdi sadece 2008 yılında yanan alan miktarı sonraki 8 yıldan fazladır. Yani sadece 2008 yılında diyor. Sadece 2008 yılında değil, diğer yıllarda da hani yanan miktarı diğer yıllardan fazla olduğu var. Ama yangının sayısının en fazla olduğu yıl 2013'tür. Evet, direkt olarak burada grafiğin en tepesinde. O yüzden ne diyeceğiz Denizli Deniz gençler? Geldik bakalım ne diyor. Bu kurallara göre cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Gelin bulalım bakalım. Şimdi ne demiş? Şu bilgiler, hadi bakalım. Şu bilgiler aslında hani direkt olarak gerekli. Mesela TEOG sorularında bu şekilde sormuyorlardı. Diyorlardı ki soru kökü böyle. Soru kökünü direkt buraya yazıyordu. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır ya da yoktur diye. Ama size artık ne yapıyor LGS'de? Aslında güzel bir şey bu. Size işaret ediyor. Diyor ki bunlara bak. Bunlarla ilgili anlatım bozukluğu var. Mesela ne var? Sıralı ya da bağlı cümlelerde iki cümlenin bir yükleme bağlanması zaman zaman anlatım bozukluğuna neden olur. Tamam, yani yüklem eksikliği, bir yükleme bağlanması ya da cümlede gerekli yerlere fiilimsi kullanmamak ya da cümlenin anlamına uymayan fiilimsi kullanmak anlatım bozukluğuna neden olur. Demek ki fiilimsinde de sıkıntı var ya da eksik. Birden çok yargı içeren cümlelerde temel cümleyle yan cümlenin çatı bakımından aynı özelliği taşıması gerekir. Yani fiilimsiyle, yani çatı uyuşmazlığından bahsediyor. Fiilimsiyle yüklemin çatısı etkense etken, edilgense edilgen aynı olması lazım diyor. Tamam. Devamlı diyor. Farklı çatı özelliği gösteren yan cümle temel cümlenin yükleminin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Aynen, çatı uyuşmazlığından bahsediyor. Tamam, biz bunlara dikkate çıkmışız o zaman. Bu güzel. Hadi bakalım ilk cümleden. Tüm koşullar göz önüne alınmalı ve ona göre karar vermeliyiz. Mesela almak, alınmak. Burada ne var? Bu edilgen çatılı. Bu arkadaş ne? Etken çatılı, değil mi? Vermeliyiz demiş. Meli. Buradaki L meliden geliyor. Gereklilik kipinden geliyor. Ne olacak? Edilgen. Bu da etken. Burada ne var? Çatı uyuşmazlığı var. Tamam. Biri var. Biri olmayanları eliyorum direkt. O zaman neye bakalım? 2'ye bakacağım ve 4'e bakacağım. 2'ye bakıyorum. Onun başarılarına ve mutluluğuna şahit olmak beni çok memnun ediyor. Onun başarılarına ve onun mutluluğuna şahit olmak beni çok mutlu ediyor. Burada bir anlatım bozukluğu sanırım yok ya. Vallahi yok gibi geliyor. Tertemiz cümle gibi geliyor. Dursun 4'e de bakayım. Sinemadan çıkınca sen doğru eve, ben de İngilizce kursuna giderim. Yüklem eksikliği var. Nerede var? Sinemadan çıkınca sen doğru eve git. Ben de İngilizce kursuna giderim. Ne olacak? Ben buraya ne ekledim? Git yüklem ekledim. Yüklem eksikliği var. Evet, burada anlatım bozukluklarımız var. 1 ve 4. Güzel, hoş bir soru olmuş. 13. Bakalım ne diyor? Buna göre aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarının hangisi bu kurallardan biriyle ilgili değildir? Hani yazım yanlışı olacak ama bu kurallardan biriyle ilgili olmayacak diyor. Tamam. Bakalım kurallar neymiş? Düşünce, hayata. Bu arada
soru kökünü okuduktan sonra daha demin söylediğim şeyi yapın. Mesela bak diğer soruda ne dedim ben? Dedim ki anlatım bozuklukları yukarıda verilen bilgi ise yol göstermek için var dedim ama soru kökünde eğer ki buradaki gibi derse cümle buna göre aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarından hangisi bu kurallardan biriyle ilgili değildir diye. Hani yazım yanlışı var ama bu kurallarla eşleşmesi gerekiyor derse o zaman işte değişiyor. O zaman okumamız da gerekiyor yukarıdaki bilgiyi. Aman dikkat edin. Hani yazım yanlışlarını bulsanız bile deseniz bile abi burada yazım yanlışı var diye böyle işaretleseniz bile yukarıda eşleştirmenizi istiyor. Hani aman gözden kaçırmayın. Hani bilmenize rağmen yanlış yaparsanız çok üzücü olur. Tamam bakalım. Düşünce, hayat tarzı, politika gibi anlamlar bildiğinde doğu batı sözcüklerinin ilk harfi büyük yazılır. Tamam. Adreslerde geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Tamam. Yer bildirilen özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Tamam. Şimdi Halit Ziya Sokağı'nın önünde seni bekliyor olacağım. Burada ne olması lazım? Halit Ziya Sokağı sokağının sesinin büyük olması lazım. Düşün şey adreslerde mahalle. Aynen. Buna giriyor. Edelim. Eşleştirip eleyelim. Tüm Türkiye köşkten gelecek haberi bekliyor. Köşk dediği ne olur? Cumhurbaşkanlığı köşkü diye bahsedilir. Genelde Çankaya köşkü diye geçer. Aslında bu Cumhurbaşkanlığı konutudur normalde. Ne olacak? Köşkün K'sinin büyük olması gerekiyor. O yüzden gene özel isimlerde yer bildiğine özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olur. Çankaya köşkü demek yerine köşkten demiş. O zaman bunu ne dedik? Roma batının kalbi sayılacak bir yerdir. Politika tarzı anlamlarda Doğu Batı sözcüğünün ilk harfi büyük yazılır demiş. Tamam. Tamam burada yazım yanlışı yapma. Yok batının kalbi sayılacak bir yerdir. Bir dakika burada hayat tarzı değil. Tamam bir dursun bu. Türk Dili Dergisi'nin yeni sayısının tamamını okudum. Şimdi dergiler genişte. Dergilerin hepsi küçük yazılır. Direkt olarak küçük yazılır. Gazetede de bir tane istisna var. Resmi gazete. Çünkü onun adı resmi gazete. Gazetelerin hepsi küçük yazılır. Dergi kelimelerinin hepsi küçük yazılır. Türk Dili Dergisi dediği zaman ne olacak? Bu D küçük olması lazım. Şimdi burada yapılan yazım yanlışın yukarıdaki bir eşleşmeyle alakası var mı? Yok. O yüzden ne olacak? Denizli. C'de yazım yanlışı var mı? Yok. Yani aynen. Ya eşleşmiyor. Yukarıdaki kurallarla ilgili. Kural çalışıyor. Evet. Birdeki kuralla eşleşiyor. Ama yanlış olarak eşleşmiyor. D'nin küçük olması gerekiyor. Ama yukarıda kurallarla eşleşmiyor. Bizde kurallarla eşleşmeyeni soruyor zaten. O da Denizli. Bunlar ne demiş? Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Klasik anla düşünce sorusu. Okuyalım, bulalım, bakalım. Güzelliğin vazgeçilmezlerinden biri de kuşkusuz bütünün içine yerleştirilmiş küçük bir kusurdur. Kusursuz olana mükemmel denir ama güzel denmez. Kusursuz bir hayat olmayacağına göre ve herkesin amacı da güzel bir hayat yaşamak olduğuna göre hata yaşadıklarımızın arasına yerleştirilmiş küçük bir diken diken zorla fark edilir bir engebe ansızın bizi kendimize getiren bir çukurdan başka ne olabilir ki? Yeter ki hayatlar çabuk unutulabilecek, hatırlandığında yeter ki hatalar çabuk unutulabilecek, hatırlandığında altında kalınmayacak oranda küçük olsun. Hayatımızın akışını olduğundan daha kötüye götürmeyecek, her zaman telaffuzu mümkün türde olsun demiş. Güzel bir metin. Bakalım şimdi şıklara. İnsanlar hatalarından ders çıkarmalı ve aynı hatayı tekrarlamamalıdır. Değil, bu da bize ne demek istiyor aslında daha çok? Yani kusursuz olması için hayatınız bunu stres yapmayın. Tabii ki içinde hatalar olabilir ama bu hatalarda tabii ki telafisi mümkün olan şeyler olsun. İnsanlar hatalarını telafi etmeye çalışırken başka hatalar yapmamaya özen göstermelidir. Bunu anlatmıyor. Bakın ana düşünce sorularını daha böyle yardımcı düşünce de aynı şekilde daha böyle zor yapmak için genelde şunu yaparlar. Bakın yukarıda hata kelimesini çok kullanmış. Burada da hata kelimesini kullanmış. Ama hataları telafi etmeye çalışmakla ilgili pek bir şey yok. Yukarıda sadece diyor ki telafisi mümkün olan hatalar olsun. Ki onu da sadece son cümlede belirtiyor bize. Yani yukarıdaki kelimelerle aynı kelimelerle cümle kuruyor ama başka şey anlatıyor. Yani bunu çok yapıyorlar. Okuduğunuzu anlamaya özen gösterin. Kelime eşleştirerek yani hızlı okuma tekniğiyle okumayın paragrafları. Aman diyeyim size yanlış yaptırır. Gerçekten.
En çok hata yapanlar hiç hata yapmamak için uğraşan kişilerdir. Hayır, böyle bir şey söylemiyor. Hatasız bir yaşam mümkün değildir. Önemli olan büyük hatalar yapmamaktır. Evet, değil mi? Bunu söylüyorum bütün koca metin. Bakın aynı kelimelerle farklı şıklar yazmış ama farklı şeyler anlatıyor. Dediğim gibi hızlı okuma teknikleriyle okumayın sakın paragrafları. Normal anlayarak okumaya çalışın. Çünkü hızlı okuma tekniklerinde anahtar kelimeleri görüp geçersiniz ama bütününü anlamamız gerekiyor burada. Yoksa diğer şıklarda yukarıdaki paragrafta aynı kelimeleri kullanmış ama başka şey anlatmış. Geçtik bakalım 15 ne diyor bize? Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiş olabilir? Bakalım. Kitapta kahramanımız başına gelen her ilginç olaydan sonra denize gidiyor. Denizi bir kurtuluş, kendini dinleme ve kendiyle hesaplaşma mekanı olarak görüyor. Kitabın sonunda da başına gelen o talihsiz olaydan sonra denize koşuyor. Bütün bunlar düşünüldüğünde kitabın adının Deniz olması bence kaçınılmaz bir durum haline geliyor. İlk önce kahramanın adını mı Deniz koysam diye düşündüm. Sonra kitabın adını Deniz koymak daha mantıklı geldi. Kahramanın isminin Yasemin olması ve okurlarca beğenilmesi doğru bir karar verdiğimi gösteriyor demiş. Şimdi bakalım kahramanlarınızı oluştururken nerelere dikkat ediyorsunuz diyor ama burada olaydan başlıyor. Hani yaptığı hareketlerden başlıyor. Hani nelere dikkat ediyorsunuz cevabı tam olarak değil. Kitabınızın adını belirlemenizde etkili olan şey nedir? Değil mi? Kitabın adından bahsediyor bize burada. Kitabın adının nasıl koyulduğunun hikayesinden bahsediyor. Yani daha önce ben kitabın adını şöyle koymayı, karakterin adını mı yapsam dedim bu. Ama daha sonra kitabın adı olarak koydum. Kitabın adını nasıl karar verdiğinden bahsediyor. Bolum. Ama gene de bakalım. Kitabınızın adının satış rakamlarında etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Satış rakamlarının etkili olduğundan bahsetmiyor da şunu diyor. Yani satılması doğru bir karar verdiğimi gösteriyor diyor. Yani bir de onu sadece en sonunda şuralarda söylüyor. Yani metnin tamamı bunun içinde. Metnin tamamını geri kalan hepsinde kitabın adından bahsediyor bize. Kitaplarınızda konuyu mu kahramanı mı planlı tutarsınız? Bununla ilgili tam olarak zaten bir şey yok. Cevabımız Bolu. Ama Bolu Ceyhan çok şey yapar. Kafa karıştırır. Hani böyle diyelim ikilemde kaldınız. Metnin geneli neyden bahsediyor ona bakın. Şimdi bir parçası satışı ile ilgili şurada konuşuyor olabilir ama önemli değil. Bir parçası bahsediyor. Tamamı neyden bahsediyor? Esas önemli olan o. Hepsinin, bütün hepsinin almamız gerekiyor paragraftan. Bakalım değil mi? Toprak oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım hepsini okuyalım diye. Herhangi bir toprak kesitine, profiline bakıldığında yüzeyden derinliğine doğru renk ve yapı bakımından farklılıklar görülür. Toprağın bu farklı katmanlarına horizon adı verilir. Tamam. Birinci katmandan başlayalım. Bir çay içeyim. Ne demiş? Bu katman toprağın, şuradan başladım. Bu katman toprağın en üst katmanıdır. Organik maddelerin karışması nedeniyle genellikle koyu renktedir. Bu katmanda toprağın oluşum süreci tamamlanmıştır. Toprağın oluşum süreci. Tamam. Birinci katmandan süzülen kil, demir, tuz ve benzeri maddeler burada birikir. Genellikle açık renktedir. Bu katmanda toprak oluşumu devam etmektedir. 3 demiş bu katman ana kareyi oluşturan taşların bloklar halinde bulunduğu katmandır. Toprak oluşumu devam etmektedir. 4 bu en alttaki katman ana kayayı oluşturan katmandır. Fiziksel ya da kimyasal ayrışma görülmez. Toprak oluşumu başlamamıştır demiş. Şimdi bakalım şıklara ne demiş. Hangisi söylenemez diyordu bize. Peki toprağın horizonları renk ve yapı bakımından birbirinden farklı değil mi? Burasının rengi koyu renkte diyor, açık renkte diyor. Sadece görselden söylemiyorum. Metnin içinde var. Tamam doğru. En üst katmandan bir alt katmana bazı maddeler süzülür. Evet en üst katmandan birinci katmandan süzülen kil, demir, tuz demiş. Evet üst katmandan alt katmanlara bazı maddeler süzülüyor. Evet doğru. Yeraltı suları üst katmandan süzülüp dördüncü horizonda birikir. Yeraltı suları ile ilgili bir şey demiyor bize. Değil mi? Hiç su ile ilgili bir şey okumadı. Maddeler süzülüyormuş da. Yani suyla mı süzülüyor, nasıl oluyor bilmiyoruz. Sudan hiç bahsetmiyor galiba Ceyhan. Toprak oluşumunun tamamlandığı tek horizon birinci horizondur. Evet çünkü burada toprak oluşumu devam etmektedir diyor. Devam etmektedir diyor. Başlamamıştır diyor. Oluşum süreci tamamlanmıştır dediği tek birinci katman. Bu da doğru. Ne olacak? Cevabımız Ceyhan olacak. Sadece uzun ve okuduğunu anlama şema sorusu klasik bunlardan da gelecek zaten. Derken bir tane daha geldi. Bakalım ne demiş?
Bu grafikler değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım. 2018 yılında bazı ülkelerde kitap okuma alışkanlıklarının belirlenmeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda günlük kitap okuma süresi ve düzenli kitap okuyan nüfus oranı adı altında iki farklı grafik oluşturulmuştur. Tamam. Düzenli kitap okuyan nüfus ve günlük kitap okuma süresi. Tamam. Hepsini ezberleyemeyiz. Zaten ne yapacağız? Şıkları okuyup eşleştireceğiz. Hangisine ulaşılabilir? Düzenli kitap okuyan nüfus oranı grafiğinde ilk sırada yer alan ülkede düzenli kitap okuyan nüfus oranı. Aynen, yani Norveç'te ülkede düzenli kitap okuyan nüfus oranı ülke nüfusunun yarısından azdır. Ülkede düzenli kitap okuyan nüfus oranı ülkenin yarısından azdır. Yarısından az, %18. %18 yarısından azdır. Doğru. Galiba bu. Yani söylediği şey mantıklı çünkü. Tamam. Yani İngilizce sorularında fark ediyor bu yarısından azdır tabirleri. Tabii gramer olarak da Türkçe'de mantık olarak baktığınızda evet yarısından azdır. Burada bir sıkıntı yok. Galiba adın ama diğerlerine bakalım. Günlük kitap okuma süresinin en fazla olduğu ülkede günlük kitap okuma süresinin en fazla yani Estonya'da düzenli olarak kitap okuyan nüfus oranı da fazladır. Düzenli kitap okuyan nüfus oranı fazla değildir. Neden? Çünkü listede yok. Estonya burada, tamam burada da burada Estonya yok. O yüzden yük fazladır diyemeyiz. Ulan buna eledik. Ülkemizde günlük kitap okuma süresi ile Yunanistan'daki günlük kitap okuma süresi birbirine eşittir. Günlük kitap okuma süresi ile Yunanistan'daki günlük kitap okuma süresi birbirine eşittir. Hayır değildir. 9'a 7. O zaman bunu da eledim. Almanya ve Türkiye'deki kitap satış oranları yaklaşık olarak aynıdır. Kitap satış oranı bilmem. Kitap satış oranı diye hiç burada bir bilgi yok ki bana. Bunu da söyleyemem. Ama aya ulaşırım değil mi? Yarısından az değil mi? Yarısından az. %18.3 yarısından az. Tamam. Güzel. Aşağı cümlelerin hangisinin taşıdığı anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Jules Verne'in Ay'a Yolculuk kitabında kahramanların kendi imkanlarıyla yaptıkları mermi benzeri bir uzay aracıyla Ay'a seyahatleri anlatılıyor. İçerik. Evet. İçerik ne? İçerik yani kitapta ne anlatıldığından bahsetmesi ya da eserde ne anlatıldığından bahsetmesi. Evet. Doğru. Yunus Emre 13. yüzyılda yaşamasına rağmen bugün bile okunduğunda rahatça anlaşılan ve açık akıcı bir dil kullanmış şiirlerinde. Üslup. Evet. Nasıl anlattığının cevabını veriyorsa üsluptur. Doğru. Yazarın son kitabı kurgu açısından kusursuzdur ama yazar bu kitapta kahramanların iç dünyalarını yeterince yansıtamamıştır. Olumlu ya da olumsuz fark etmez bir eser ya da yazarla ilgili konuşuyorsa ne diyeceğiz biz buna? Eleştiri diyeceğiz. Bunu da eledik. Nikola Tesla'nın yaptığı çalışmalar sayesinde bugün kablosuz iletişim araçlarını kullanabiliyor. Dünyanın bir ucunda olan olayları anında öğrenebiliyoruz. Tanım. Hayır, tanım değil. Tanım bir şeyin nedir sorusunun cevabıdır. Kalem nedir? Yazı yazmamıza yarayan bir araçtır gibi olması gerekiyor. Bu açıklama yapıyor burada. Yani bize anlatıyor, bilgi veriyor. Ama tanım mı? Hayır değil. O yüzden Denizli olacak. Geçtik bakalım 19. Bu parça numaram cümlelerle ilgili aşağıda hangisi yanlıştır? Ne yapıyorduk böyle zamanlarda? 1, 2, 3, 4 var mı diye bakıyorduk. Bunda varmış. Olmayan soru da var. Onu da çözdük. Şimdi birinci cümlede tanımlama yapılmıştır diyor. Bakalım. Gülmece, mizah insanların sorunlarını güldürme yoluyla çözüm sunan bir araçtır. Daha demin de tanımla ilgili konuşuyorduk ya. Tanım nedir? Bir şey nedir sorusunun cevabını vermektir. Gülmece nedir? Gülmece insanların sorunlarını güldürme yoluyla çözüm sunan bir araçtır. Bitti. Anladık mı? Öğrendik mi? Evet. Bu doğru. Bunu eledik. İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Bakalım. Halk gülmecesinin en güzel örnekleri de fıkralarımızdır. Fıkraları diğer gülmece örnekleriyle kıyaslıyor mu? Evet. En tepeye koyuyor aldığını. Diğerleriyle karşılaştırdı mı? Evet. Karşılaştırma yapılmıştır. Bunu da eledim. Üçüncü cümlede olasılık anlamı vardır. Zor bir durum karşısında Nasrettin Hoca veya temel sorunlara pratik çözümler üretebilir. Üretebilir. Bilmek dediği için olasılık anlamı yapabilir. Olasılık anlamı var. Evet. Doğru. Dördüncü cümlede neden sonuç anlamı vardır? Hem de bunu kitaplar dolusu cümle kurmak yerine birkaç cümleyle gerçekleştirirler. Birkaç cümleyle gerçekleştirmelerinin sebebi bunu kitaplar dolusu cümle yerine kurmak mı? Hayır değil, değil mi? Sebep sonuç ilişkisi var mı? Hayır. O zaman ne diyeceğiz? Cevabımız Denizli. Son sorumuza geldik, bakalım ne diyor? Bu parçanın anlatımında yararlanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım.
Her dilin söz varlığında toplum yaşamında kullanılan kalıplaşmış ifadeler bulunmaktadır. Yalnızca belli durumlarda kullanılan bu kalıplaşmış ifadeler Türkçe'de önemli bir yer tutmaktadır. Mesela bir işle uğraşan kişiye söylenen kolay gelsin sözü doğrudan doğruya anı dilimize özgüdür. Ayıptır söylemesi ifadesi konuşan kişinin söylediklerinin bir öğünlü olarak algılanmaması dileğiyle kullanılır. Bu ifadeleri başka bir dilde rastlamak mümkün değildir. Şimdi... Örnekleme demiş, bize örnek veriyor mu? Mesela deyip örneğe gelmiş. Kolay gelsin ve ayıptır söylemesi örneklerini vermiş bize. Örnekleme var mı bu paragrafta? Var. Muhtemelen örnekleme. Tanık gösterme. Tanık gösterme bir ünlü bir kişinin sözünü direkt olarak alıntı yapması olması gerekiyor. Hocam burada kolay gelsin ve ayıptır söylemesini tırnak içinde almış. Alıntı değil mi? Alıntı da ünlü birinden mi gelmiş? Hayır. Örnek vermek için kullanmış. Tanımlama var mı? Tanımlama yok. Neden? Çünkü nedir sorusuna cevap vermesi lazım. Nasıldır sorusuna değil. Burada ilk cümle nasıldır sorusuna cevap verir ama nedir sorusuna cevap vermez. Benzetme var mı? Benzetmeyle çok şey yapamadım. Ama örnekleme direkt olarak vardı. Mesela diyor kolay gelsin ayıptır söylemesi demiş. Direkt bize mesela dedikten sonra kolay gelsin ayıptır söylemesi örneklerini veriyor. Ve bütün zaten metnin örnekleri örnekler üzerine gidiyor. O yüzden ne diyeceğiz biz buna? Örnekleme. Evet gençler, bir dönemin daha sonuna geldik. Aşağıya karşılaş yaptığınızı unutmayın. Eğer anlamadığınız bir soru olursa açıklama isterseniz onu da yorumlara yazın. Cevap vermekten mutluluk duyarız. Kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam. Görüşürüz.